Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere simit poğaça tarifi yapıyorum arkadaşlar. Misafirleriniz geldiği zaman, çocuklarınız ders çalıştığı zaman rahatlıkla tüketebilecekleri bir tariftir. Şimdi tarifimize başlıyoruz. İlk başta malzemelerimizi koyarak başlayalım. 1 adet yumurtamız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 su bardağı dolusu sıvı yağı veya zeytinyağı olabilir. Zeytinyağımızı koyuyoruz. 1 su bardağı dolusu ılık sütümüz var. Tekrar 1 su bardağı dolusu ılık suyumuz var. Malzemelerimizin ılık olması lazım arkadaşlar. Şimdi 1 paket yaş mayamız var. İsterseniz kuru mayada kullanabilirsiniz. Karıştıralım malzemelerimizi, çırpıcıyla karıştırıyorum. Bütün malzemelerimizi çırpıcıyla karıştırdıktan sonra çırpıcıyı çıkarıyorum. Yarım paket margarin yağı kullanıyorum ben. İsterseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Tereyağını da karıştırıyorum. Yağımı karıştırdım. Ön maya yapmadım. Yaz olduğu için hava sıcak, çabucak mayalanacağı için o ön maya yapma gereği duymadım. Kış aylarında olursa tabii ki ön maya yapmamız lazım. Şimdi 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Ve unumuzu kontrol ederek koyuyoruz. Burada un sayısı miktarı vermiyoruz. Çünkü poğaça ve keklerde un miktarı değişebiliyor arkadaşlar. Sonunda kaç bardak un kullandığımı sizlere söyleyeceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzun kıvamı tamamen bu şekilde olacaktır. Toplamda 7 su bardağına yakın un kullandık arkadaşlar. Biz malzemeleri biraz bolca tuttuk. İsterseniz siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi gayet mükemmel olmuş. Şöyle bir havasını alalım. Daha sonra yapmaya başlayacağız. Havasını aldığımız hamurdan şimdi mandalinadan biraz daha küçük yumaklar yapmaya hazırlıyorum. Bütün hamurlarımı böyle yumak yaparak dinlendirmeye alıyorum. Hamurumuzu bu şekilde bezeler yaparak hazırladım. Şimdi içini, yapılışını size gösteriyorum. Poğaçamızın yapılışına başlıyoruz. İlk başta hamurumuzu açıyoruz. Daha sonra içerisine sucuk koyuyorum ben. Siz istediğiniz herhangi bir şeyi koyabilirsiniz. İsterseniz koymazsınız. Kaşarları şöyle minik minik doğradık. Kaşarları koyuyoruz. İki ucunu bir arada birleştirerek iyice kapatıyoruz. Açılmasın diye iyice sıkıştıralım. Parmak uçlarımızla şöyle model veriyoruz. Tekrar bir tane daha gösteriyorum. Şu şekilde bezemizi açalım. İçine sucukları koyalım. Tekrar kaşarları koyalım. Hamurlarımızın iki ucunu birbirine yapıştıralım. Ters döndürerek şöyle parmak ucuyla şekil vermeye çalışalım. Ardından sulandırmış olduğumuz pekmeze batırıyoruz. Tekrar kavrulmuş susama batırıyoruz. Bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Poğaçalarımızın hepsini hazırladık. Şimdi bir bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. İsterseniz atmaya da bilirsiniz. Çizikler attıktan sonra ben 10 dakika daha tepsi mayası yapıyorum. Siz kendi hamurunuzun
ne kadar kabarma süresini zaten bileceksiniz. Ona göre mayalandırabilirsiniz. 180 derecede ısıttığımız fırına pişirmek üzere koyuyoruz. Evet, poğaçalarımızı pişirdik. Gayet güzel oldu. Pişirme süresi veremiyoruz arkadaşlar. Her fırının pişirme özelliği ayrı olduğu için kızarana kadar pişirdik. Şimdi 5 dakika soğutuyoruz. Daha sonra servise hazırlıyoruz. Poğaçalarımız birazcık soğudu arkadaşlar. İç dokusunu da size göstermek istiyorum. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.